Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bayağı uzunca bir aradan sonra Tower of Time oyunumuza devam ediyoruz. Bazen böyle geri dönüşler yapacağım. Çünkü bu oyunlar yani hak ediyor bunu yapmaya. O yüzden devam ediyorum. Valla en son ne yaptık, nerede kaldık ben de bilmiyorum ya. Hemen önümüzde yaratıklar var. Savaş. Şu an ekibimiz 4 kişilik. Buralarda da muhabere var. Şurada sandık var. Ama bunu alamıyoruz. Tamam, burası çıkmaz sokakmış. Birden bu geldi. Toprak muhafızı çok güçlü. Zayıf bir toprak elementali bu çıkmaz geçidini koruyor. Yaratığın zırhında delik açmak neredeyse imkansız ve toprak tabanlı çok güçlü saldırılarla yeteneklere sahip. Sakın hazır olmadan onunla muhabereye girme. Alan efsunumu veya alan efsununu hem şampiyonların hem de düşmanın sağlık tazelemesini artırıyor. Şuradaki hediyesi uymuş. Bir deneyelim bakalım. My blade is yours to command. Büyük bir tane mi gelecek? Your wish is my command. Siz şöyle ayrı durun. Right between the eyes. May the light guide your path. Can azalmıyor lan bunu. Sen de dal abi. Oo, 96'da daha canı şurada gözüküyor. Senin neyin var? Senin neyin var? Sen de saldır abi. Right between the eyes. 19 saniye, iyi. İyi, adamlarım darbe yemiyor çünkü yavaşlatıldı kendisi. Şu ablamın kaç? 30 saniye. Yeni düşman. Oo, benim şu adamın canı azalmaya başlamış. Alırız alırız. Lan bunun canı çok azalıyor. Yere çivilendi mi? Tamam, bu kız da ölecek. İyi, biraz onlara can verdi. Tamam, gel saldır şunu. Uzun süre ara verince böyle oluyor arkadaşlar. Kör edici parlamanı da yap. Aldık. Bunlar bak, bunlara saldırıyor hala. Ha? Neyse artık. O ne lan, onun arkasın? He, yardım mı geldi?
Fiziksel hasarın %30 kadarını düşmana tam olarak geri yansıtır diyor. Oo, güzel. Şunu da al. Aldık. Taş mabedi. Şampiyonların önünde kadim bir heykel duruyor. Yaklaştıklarında bedenlerini yalayıp geçen enerji dalgalarını hissedebiliyorlar. Davulu bir ses bir anda mağarayı dolduruyor. Taşın nimetinden yararlanmaya mı geldiniz? Yaklaşın ve kutsanın. Armağanı şampiyonlardan hangisi alacak? Acaba tabi unuttuğumuz için hangi adamımız daha şeydi? Yok, bu ayarlar geç. Şey yapamıyor muyum, çıkamıyor muyum? Artı 5 zırh. Zırhsa o zaman yakındaki adamların alması lazım. Hep şuna yapıyorduk herhalde, şu dayıya yapsa. Burada mı çıkmaz sokak? Çıkmaz sokak. Geri dönün bakayım. Dokuza dört oldu. Bu altıya dört, beş. Yeni şeyler geldi. Neyse, biraz ilerleyelim. Bir sonraki bölümde şunlara odaklanırız. Büyük kütüphaneye gir. Büyük kütüphane kapalı. Büyük kütüphanenin kapılarını açan anahtarı bul. Anahtar Deli Magus Silat'ten çalınmış ve bu seviyede bir yere saklanmış. Silat'in notları. Silat köylülerden ikisini yakalayıp daha sonra sorgulamak üzere bir yere kapatmış. Silat yakaladığı iki köylüyü sorgulanmış fakat onun acımasız ellerinde anahtarın yerini ifşa etmeden çabucak can vermişler. Silat büyük kütüphane kapılarını başka bir şekilde açmaya karar vermiş. Burası açıldı. Tamam, harita zaten izin veriyor. Altınımızı alalım. Burası gizli bir geçit. Aha, büyük kütüphanenin anahtarı şelalenin arkasında iki iri kayanın arasına gizlenmiş. Metal bir şeyin parıltısı grubunun gözüne ilişiyor. Meyavi uzanıp nesneyi alıyor. Üzerine ufak kitap ve tomar figürleri işlenmiş. Gösterişli bir anahtar bu. Meyavi bu basit metal parçası yüzünden kaç kişi canından oldu acaba? Anahtarı bulduk. Buradan içeriye giremiyor muyuz? Şuradan dön. Oo, burada da yaratıklar var. Şelale parçalanmış yapay form. Kadim sandık. Gelsinler bakalım. Yes, my lord. Tabii şimdi bunlar karışık gelecek. Şuraya bitişsek bizi sıkıştırırlar mı? Dur bakayım şurada. Right between the eyes. Yes, moving. Affirmative.
Yahu arkadaşım. Benim kızı çekiyorlar ya. Çık şu kırmızı şeyin içinden. Sen de çık. İyileştir şunları bakayım. Yes, my lord. All right. Yes, moving. Unleash. Toprağın lütfunu şuna yapıştır. Sen şunu al ya. Hadi onunla savaş. O ağaç adam gitsin, onlar şey yapsın. Gelin gelin gelin, şuraya gelin. Sen bunu nasıl çektin içine ya? Manga le merna. Yes, moving. Affirmative. Al abi, topla. Buradan yukarı gidilmiyor, yok. Bunu hatırlıyorum ya. Grubun burada yatmakta olan, kenara atılıp unutulmuş bir tuhaf yapay formunun ardındaki hikayeyi merak ediyor. Yaratığın gövdesi tamamen tuhaf tellerle birbirine bağlı mavi kristallerden yapılmış. Burada her ne olduysa çok uzun zaman evvel gerçekleşmiş olmalı. Kristaller parlaklığını tamamen yitirmiş. Şampiyonlarının elindeki meşalenin ışığını bile yansıtamıyorlar. Sadece zemine saçılmış duran birkaç küçük parça, ülkek de olsa mavi, hala mavi bir ışık yayıyor diyor. Bunu kurtaracağız herhalde ama nasıl kurtaracağız göreceğiz. Bu yakada işler bitmiş o zaman.
Kütüphane şurası mıydı? Neresiydi kütüphane? Biz neredeyiz? Şunları niye almamışız? Atölye, karateller, yılan heykeli, kütüphane buradaymış. Şunları da bir al bakayım yakındaki. Lan bunlar açılmış lan. Bunlar açılmış. Tamam, devam. Sağ tarafa da uğramışız. Şu soldan şu tarafa doğru önce. Düz değil de şuraya doğru gidelim. Burası açılmamış. Ha, burada şey, kayıt noktası. Masanın üstüne sağlam bir sandık duruyor. Şampiyonların kilidi epey bir kurcaladıktan sonra nihayet açmayı başarıyor. Ancak içinde toz zerrelerinden başka bir şey bulamıyorlar. Burası da çıkma sokakmış. Bunun olduğu hakkında bir bilgi yok. Bu kılıç mı? Ama alınmıyor. Karateller masanın üstünde garip tel parçaları var. Metal altına benziyor fakat çok daha koyu bir renge sahip teller bükülerek bir araya getirilmiş ve bağlanarak bir zincir oluşturulmuş. Çok hafif olmalarına rağmen akıl almaz derecede sağlamlar. Ne amaçla kullanıldığına dair şampiyonlarının hiçbir fikri yok. Bu da açılmış sandık. Tamam, geri dönün bakalım. Grubun holde yürürken Eirik aniden duruyor. Kimse daha ne yapıyorsun diye soramadan açık avuç içlerini yakındaki duvarın pürüzsüz yüzeyine dokunuyor. Şurayı diyor herhalde. Bir anlığına elleri sanki taşın içine gömülmüş gibi görünüyor. Eirik, ilginç. Bu madde hakkında hiçbir bilgim yok. Hafif bir efsun yayıyor. Cain, insan mimarların böyle malzemeler kullanabilmesine şaşırmış gibisin. Eirik, insanların hakkında hiçbir şey bilmediğim bir malzemeye de ustalaşmış olduğuna inanmak zor geliyor. Belki de mühendisler elflerden yardım almıştır. Maeve mırıldanarak öyle bir konuşuyor ki duyan da elflerin bilgi ve tecrübesi olmadan bir halt edemiyormuşuz sanır. Eirik yanıt olarak bu büyülü bir duvar daha önce de karşılaşmıştık. Açmak mümkün. Bize tek gereken duvarın kaldırılan mekanizmayı tespit etmek. Geçen sefer basit bir kol işimizi görmüştü. İçi boş diyor. Burada altın var. Burada çıkmaz sokak. Şurada da altın varmış, gözükmüyor. Yok, bu ne? Parıldıyor. Kütüphanenin kapısına bak, düşmanlar bekliyor.
Küçük ocak. Geliştirmek istediğin eşyayı seç, yuvaya yerleştir ve simgeye tıkla. Bunlar kimmiş be? Normal muhabereye hazırlan. My blade is yours to command. He, şu hedefleri koruyacağız ha. Mana kürelerini savun diyor. Düşmanların ne olursa olsun onları şey yapacak diyor. Yes. Mani Marte. Yes, moving. For honor and glory. Ya neyi bekliyorsun? Vursana şunları. Yes, my lord. Çoğunluk buradan gelir. Money. Sen şuraya şunu da ver. Ağaç adamımızı. Sen burada dur. Mecbur böyle bu ileride duracağım ki okçular şey yapıyor diyor. Yes. Bir tane daha adam çıkar şuraya. Heh. Ağaç adam. Vallahi ağaç adam iyi ya. Bu son gelen grup herhalde. Yok buradan geldi bak bak bak. 3 numarayı seç. Öldü mü hepsi? 95'tir. 98, 100. Moving out. Kısa ömürlü zincir 1. Düşmanları 10 saniyeliğine %30 oranında yavaşlatır ve %4 olasılıkla 3 saniyeliğine afallatır. Beni bekliyor şuradakiler. Eser sandığını aldık değil mi ya? O değil miydi? Aa yok. Bak görüyor musun? Haritaya bakacağız.
şu düz gidersem bak bunlar alınmamış. Şuradan bir yerden gideceğiz abi. İki tane yol var gibi. Gidemiyor muyuz burası? Yani burada köprü var. Bir de şurayı dene bakayım. Yani biz buradan gelmiştik. Yatağın üstünde kırmızı lekeli bir not var. Jimmy, onu çalan bendim. Sakladım onu, arıyor ama... İyi sakladım. Mağaralardaki şelalenin ardına. He, biz bulduk bile onu zaten. Anahtarı diyor. Buldun. Birkaç erzakla beraber oraya gidiyorum şimdi. Bunu okuyacak olursan beni orada bul. İpucunu vermiş zaten. Çeşmenin içindeki su artık herhangi özellik barındırmıyor. Kullanmışız çeşmeyi. Şimdi şuradan geç bakayım. Bunlarla da kapışalım. Beş çeşitliliği var ama şeyleri zayıf gözüküyor. Bir tane kademe, bunlar iki kademe. Yes, my lord. İyi, koruyacak, koruyacak şeylerimiz var lan. Onlar nerede? Yok. Bunları korumalı değil bu. Bunları yok edeceğiz. Will do. All right. Right between the eyes. Girişin, girişin, girişin. Buraya giriş. Çabuk. Şeyi de ver oraya. Ağacı da ver. Buzu da at. O kapıyı gönder gitsin. Tamam, tek bir yer kaldı. Şurası. Onwards to the fray. At your service. Saldır şuna. Yes. Sen ne yapıyorsun abicim? İyileştir bizimkileri. My blade is yours to command. He, düşmanlar gelmeden biz şey yaptık bile. Right. Kapıları yıktık. İyi, güzel. Al, bunu da al. Aldım. Kurbağa lan. Şu yeşilli şey ne? Buradan geçmişiz. Şuralara gitmemişiz. Bu çal meşesi eski günlerde diyarın dört yanına yayılmış olan devasa ağaçların silik bir gölgesi sadece diyor.
Buradan yukarı çıkamıyorlar mı? Buralara gelmişiz. Burası giriş. İlk şeye girdiğimiz yer, şimdi hatırladım. Slate'in notları 1. Ne yaptım ben? Neye dönüştüm böyle? İrfana ve güce ulaşma emellerim nasıl oldu da böyle bir felakete sebep oldu? Onları öldürdüm, tüm o masum hayatları. Bana canlarını emanet ettiler. Bense onlara ihanet ettim. Yaptıklarımın daha büyük bir amaca hizmet ettiğini söyleyip duruyorum kendime. Ama sözlerim kulaklarımda içi boş bahaneler olarak yankılanıyor. Kim bilir daha kaç adam yaptığı kötülükleri böyle haklı göstermeye çalıştı. Burada bir ayna olsaydı ondan bana bakan yüzü tanıyabilir miydim acaba? Artık tek bir yol kaldı, amacımdan sapmamak. Burada birkaç kişi öldü ki milyonlarcası refah içinde mutlu yaşayabilsin. Tek duam gelecek nesillerin bugün yaptıklarımdan dolayı beni bağışlaması, diyor. Maeve, anladığım kadarıyla Sled denilen adam bu insanları öldürmüş. Onu Mesih belleyip peşine takılmış, kuleye gelmişler. Oysa onları öldürmüş, hepsini katletmiş. Bu resmen manyaklık. Cain belki de. Ama hikayenin sadece tek tarafını görüyoruz. Orklar hakkımızda not bıraksaydı ne yazarlardı? Sence davamız uğruna kaç yeşildereliği öldürdük? Bir de öyle bir olay var. Maya ve o dediğin tamamen farklı bir durum Cain. Yalan yanlış vaatlerle orkları buraya getirmedik biz. Ayrıca kılıçtan geçirdiğimiz o orklara karşı kendimizi savunmasaydık bizden akşam yemeği yapacakları belliydi. Tamam ama gerçek maksatlarını kim biliyor? Yabancılar ellerinde silahlarıyla şehrimize gelmiş. Garip bir dille konuşuyor. Olsaydı adamlar ne olduğunu dahi anlamadan karınlarına yarım düzine oku yapıştırmış olurdun. Kralın şampiyonunun şu yedi erdeminin ardına sığınıp şeytanın avukatlığını yapma. Bizim haklı bir davamız var. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Elbette davamızda haklıyız. Muhtemelen Sled ve Orklar da kendi davaları konusunda aynısını inanıyordur. Ayrık katılıyor tartışmaya. Bu varsayımların amacı nedir? Bizi bir yere götürmüyor. Hakkında pek az şey bildiğimiz kişilerin eylemlerinin ardından yatanı tartışmak aptalca. Bu tartışmaya burada vuku bulanlar hakkında daha fazla ipucu bulduğumuzda devam edersiniz artık. Slate'in notlarını bulduk şu an. Ama biz şeyden takip ettiğimiz için. Mor çiçekler, Cain'in çiçeklere yaklaşmasıyla üstüne kara bir sıvı püskürtmeleri bir oluyor. Bir anlık paniğin ardından bir şey olmayınca grubun onları rahat bırakıp yoluna devam etmeye karar veriyor. Bir süre sonra grubun Cain'in geçtiği yerlerde hoş bir koku bıraktığını fark ediyor. Kimse tek kelime etmesin, hiç kimse. Tamam, haritanın sonuna geldik. Slate'in notları 2. Köylerden birkaçı kaçmış olmalı. Beni nasıl atlatabildiklerini bilmiyorum. Belki buradaki istifade ettiğim muazzam mana depoları bir şekilde onların varlığını maskelemiş. Ya da etrafımdaki şeyleri algılama düzeyimi değiştirmiştir. Ya da her ikisi de, bilemiyorum. Meditasyonlarımdan biri sırasında kütüphanenin anahtarlarını çalmayı başarmışlar. O nankör sefillerin gücüme saygı duyduklarını sanıyordum. Bundan böyle önemli mekanları korunma büyüleriyle mühürlemem gerekecek. Savunmasız kaldığım zamanlarda kendi üzerime de benzer büyüler yerleştirmeliyim. Kütüphanenin kapıları kudretli bir büyüyle kilitlenmiş. Uğraşsam büyüyü bozmam aylarımı alır. Hayır, anahtarı geri almalıyım. En iyisi hırsızları arayıp bulmak. İzleri güneye gidiyor. Kaçtıklarından dolayı onları suçlayamam. Lakin anahtarımı almalarının hayati bir hata olduğunu öğrenecekler. Burada zaten hepsi güncellendi.
Bunların hepsini okuduk. Artık kütüphaneye gidebiliriz çünkü gidecek yer kalmadı. Aa, bir dakika dur, gel. Şurada küçük ocak varmış. Nereden gidiliyor? Şu yukarıya da çık bakayım. Masanın üzerinde bir not var. Şimdilik gitti. Can meşesine şükürler olsun. Geri dönebilir ama artık umurumda da değil. Onun alevlerinde can verirken dostlarımın gözlerinde gördüğüm dehşet, kafamda tekrar tekrar yaşadığım bu anıyı aklımdan silip atamıyorum bir türlü. Cesaretimi toplamasam bile, toplasam bile geri dönemem. Merdivenler tıkalı. Burada çok az yiyecek var ve hummam kötüleşiyor. Diğer sağ kurtulanları aramak için dondurucu suda o kadar vakit harcamamam gerekirdi. Belki daha ilerilere ulaşmışlardır. Şimdilik biraz dinlenmeliyim. Yarın tekrar aramaya başlayacağım. Yukarıdaki ailelerimizi uyarmanın bir yolunu bulmalıyız. Yani böyle sıkışıp kalmak ne kadar kötü bir şey ya. Ocağa da geldik. Önce şu şeyi de alalım. Sandığımızı da aldık. Tamam, burası da çıkmaz. Bitti. Şu küçük ocaktan bir şey geliştirelim bakalım. Şimdi artık geri dönüp şu çeşme değil mi? Çeşme de başka bir şey diyecektim de. Yanlış geldik. Şuradan devam. Artık aydınlanma peşinde koşan herkese enişten selamlar. Kütüphane sorumlularından birinin, o sorumlunun mührü basılmış. Yazılı izni olmaksızın bina sınırları dışına kitap çıkarmanın derhal ve katil surette kovulmanızla sonuçlanacağını lütfen aklınızda bulundurun. Şampiyonların büyük kütüphanenin kapılarının kilidini açıyor. Kapılar ardına dek açılarak uzun zaman evvel unutulmuş irfanı grubunun gözleri önüne seriyor. Ah, engin irfanın o tanıdık kokusu o kadar tatlı ve davetkar ki diyor ama arkada düşmanlar var lan. Bana daha çok toz ve eskimiş parşömen kokuyor gibi geldi. Aynen öyle. Aha, Bay Druid. Ortak bir noktamız var o zaman. Neymiş o? Rune Lord'u. Kaybolmuş olanı bulma tutkusu elbette. Hadi bu savaşı da yapacak zamanımız var. Şu an süreye baktım. My blade is yours to command. Şu koruyacağımız bir şeylerden mi? Savunma kuleleri menzillerine giren şampiyonlarına saldırarak sahip oldukları taktiksel seçenekleri kısıtlar. Bu kuleleri imha etmesi şarttır ancak bunu ne zaman yapılacağının tercihi sana aittir. Bunu diğer düşmanlarla savaşırken ya da hepsi alt ettikten sonra da uzakta dururum, o saldırır. Mani. Gel bu tarafa. Onlara saldırmıyor mu? Vay terbiyesiz. Manina.
At your service. Will do. All right. Your wish is my command. My lord? How may I help? Acknowledge. Lan buradan geliyorlar. Yes, my lord. Affirmative. Yes, my lord. Bizim ağaç adamı oradan saldırıyor. My lord. Affirmative. Moving out. Yes. Money vardı. Sen yine şurada dur da. Lan hangi biriyle başa çıkacağım ben? O çivilendi, bu da çivilendi. Neyse. Lan bu ağacı kontrol edemiyoruz. Ağaç orada. Affirmative. Peki yaratık gelmiyor. Geri kalan %80 şu mu? May the light guide your path. Consider it done. I never miss. Bakıyorum ne özellikler var diye. Bakamadan bitti. Neresi açıldı bakayım? Vay anam vay, kütüphaneye bak. Şampiyonları koskoca bir kütüphaneye giriyor. Onları raflara sıralanmış sayısız kitap karşılıyor. Hepsini saymaları 4 şampiyonun bir gününü, belki de daha fazla zamanını alır. Ayrık, bu kule resmen sahipsiz bir hazine. Bu büyüklükte bir kitap koleksiyonunun içindeki bilgiler gerçek manada dünyayı değiştirebilir. Onları yeryüzüne nakletmenin bir yolunu bulmalıyız. Kane, katılıyorum soylu elf, ancak şu an için buna vaktimiz yok. Ama sana söz, vazifemiz sona erer ermez bunun için geri döneriz. Abi bu oyunu ben oruçluyken oynamamam lazım. Dilim damam kurudu. Ayrık, insanlar eyleme geçmekte bu kadar aceleci davranmayıp bilgeliğe başvurmuş olsaydı, bu kitapların barındırdığı aşikar olan bilgelik gibi örneğin. Belki dünyamız bugün böyle bir tehlike içinde olmazdı. Ayrıca küçük gezintimizde seni kim grubumuzun lideri yaptı ki? Ben lorduna bağlılık yemin ettim, sana değil, kalkan muhafız. Wow, bak arada çatışma çıktı. Kane. Bu kitapların senin için taşıdığı anlamı anlıyorum soylu elf. Onların dünyamızı en iyi yönde değiştireceği hususunda da sonuna dek katılıyorum. Ancak lordum bizi buraya kitap bulup getirelim diye yollamadı. Bu kulenin altında yatmakta olan gücü getirmemiz için yolladı. Dünyamızı mutlak yıkımdan kurtarabilecek olan tek şey o güç. Kane, sadakat konusuna gelince yanlışın olmasın. Ser Ulak'la ben lordumun verdiği görev için buradayız ve ben de onun sağ koluyum. Bu kulenin duvarları arasında karşımıza ne çıkarsa çıksın bu vazifeyi yerine getirmeye ant içtik biz. Grubumuza katılmayı talep edenin sen olduğunu unutma. Görevimiz ve hedefimiz hoşuna gitmiyorsa şimdi ayrıl. Zira birlikte adım atmaya devam edeceksek bu yalnızca lordumun gayesi adına olacaktır. Ayrık, Şeyh, ben... Ah, niyetim grubun dinamiklerini bozmak değildi. Demek istediğim ben, iç çekiyormuş, haklısın kalkan muhafızı.
Maiev'i de başıyla onaylıyormuş. Rakem, ben otoriteni asla sorgulamadım ve sorgulamam. Ya ölüm ya da kulenin dibi, ama belki birazcık dolan başlı yollardan gideriz ha, ne dersin? Adamantın zulası falan buluruz diye. Kocaman gülümser. Ayrık, o halde buradan ayrılmadan evvel etrafa göz atıp bizim için kısa vadede değerli olabilecek bir şey var mı bakalım. Bakacağız zaten. Sonsuzluk nedir? Ahşap panonun üzerinde hafif yeşil bir ışıkla parıldayan bir yazı var. Tüm saatlerin anlamını yitirmesi halinde zamanın bir başlangıcı ya da sonu olmaz. Silet'in notları 5. Geçen sayısız gün ve gecenin ardından nihayet formülü buldum. Başka diyara kapı açmanın gücü artık avuçlarımda. Yabancı dünyalardan kaynak ve takipçi toplayıp düşmanlarımızı birer böcek gibi ezeceğim. Ezip geçeceğim. Dünya en sonunda yüceliğimi kabul edecek. Ah Artara, beni nasıl taparcasına sevecek. Halka kurtuluşu sunacağım. Onlar da karşılığında beni gelmiş geçmiş en büyük magus olarak alkışlayacak. Hayır, gözlerinde daha fazlası olacağım. Ben Slet, yaşayan bir tanrı olacağım. Şimdi zaten burada kaydetti. Burada bırakalım. Çünkü burada herhalde okunacak, yapılacak şeyler var. Evet, bulmaca gibi bir şeyler var arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buna devam edelim. İlginç şeyler var ha. Sandık var. Saat ayarlaması mı yapacağız? Bir şeyler yapacağız. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.